Tekno Patan herkese merhabalar, ben Regüngör. Ben Emin Çıtak. Bugün sizlerle birlikte yeni Xbox'ı konuşuyoruz. Nihayet duruldu. The Game Awards 2019 etkinliğinde Microsoft'un Xbox tarafının başındaki Phil Spencer sahneye çıktı ve yeni oyun konsolu, 9. nesil oyun konsolu Xbox Series X'i duyurdu. Evet, ismiyle ilgili pek çok espri olacak. SX modeli olarak da adlandırılabilecek farklı kısaltmaları da yabancıların şu an yaptığını internet üzerinde görüyoruz. Biz de bu videoda sizlerle birlikte yeni Xbox modelinin şu an resmiyet kazanmış, duyurulmuş ve bizim beklediğimiz özelliklerini nihayet resmi duyuru üzerine paylaşacağız. Bir de önemli nokta tabii ki ekskluzif oyunlar olacak. Ekskluzif olarak Ödül töreninde sadece bir oyun gösterildi ama Hello gibi, Forza gibi ve Phil Spencer'ın etkinlikte söylediğine göre 15 farklı stüdyonun çalıştığı evet. farklı oyunlarla buluşacağız. Şimdi önemli sorularla başlayalım Emin. Bu konsol ne zaman çıkacak? Çok fazla beklemeyeceğiz. Daha doğrusu beklediğimiz bir tarihte gelecek. Önümüzdeki yıl yine Aralık ayında yani 2020'nin Aralık ayında Xbox Series X bizlerle buluşacak. Evet yani yılbaşı sezonundaki satışları kaçırmak istemiyorlar. Hem Kasım sonu indirimlerini hem de belki de yıl sonu satışlarını yakalamak için o esnada çok büyük eski konsolda indirimler yapmalarını bekliyorum ben. Elde kalan stokları tamamen bitirirler. Yeni konsolları da tam fiyattan satışa sunarlar ki fiyatını merak ediyor kullanıcılar. Fiyat üzerinde çok fazla spekülasyon var. Netleştirilmiş değil çünkü 8. nesil ve 7. nesile nazaran 9. nesil oyun konsolları bilgisayarlarla neredeyse eş özelliklere sahip olacağı düşünülüyor. Yani 4K 60 FPS veya 4K 30 FPS artık bir standart haline gelecek. Bu yüzden fiyat tahminden öteye gidemiyor. Evet. Beklentimiz 500 doları ve Avrupa'da 500 euro'yu aşmayacağı yönünde aşarsa da ne olur gerçekten bilmiyorum. Evet Recep'le konuştuğumuz zaman biz 1000 dolar hatta 1500 dolar gibi tahminlerde de bulunduk <laughs> bu sistemler için. Ama şöyle bir şey yapabiliyorlar. Daha önce konsolda da olmuştu. Donanımdan zarar ediyorlar. Yazılımdan o parayı 1 yıl, 2 yıl ya da konsolun ömrü boyunca kazanmayı planlıyorlar. Yani sübvanse edilmiş fiyatlar ile bilgisayar alıyor olabiliriz yeni nesil konsollarda. Bu durumun ne kadar gerçek olduğunu göreceğiz. Abonelik modeliyle bize PC satsalar ucuza almaz mıyız? Alırız. O zaman teknik özelliklerden bahsedelim. Duyurulan teknik özellikler AMD'nin Zen 2 mimarisini ve Radeon RDNA yine grafik mimarisini kullanan bir konsol olacağı yönünde. Ama bize demiyor ki burada 2600X işlemci mi kullanıyor, 2700X'e mi denk? Yoksa daha farklı özel bir işlemci mi? Bunu tam olarak anlatmıyor. Muhtemelen daha önceki konsollarda gördüğümüz üzere özel bir işlemci, ekran kartı, HBM bellek hepsinin bir araya getirdiği kombinasyon yapılacak. AMD bunu Xbox için, Microsoft için çok büyük adetlerde üreteceğinden dolayı bunun zaten parası endüstriyel olarak bir indirime gidecek. Bu da PC'ye göre maliyetleri daha aşağıya indirebilir. Maliyeti arttıran ve fiyatının pahalı olabileceğine yönelik korum yapmamıza sebep olan esas sebep NVMe SSD kullanacak olması. Bu konuyu seninle de az önce Moğol'da konuşuyorduk Emin. Şimdi bu NVMe SSD'ler biliyorsunuz SATA SSD'lerden ya da mekanik disklerden GB başına daha pahalı. Yeni oyunlarında boyutları bu 4K 60 FPS'de ne olacak? Sen şu an konsolda ne kadar boyutlu dosya indiriyorsun? Burada tahmin yürütmek gerekiyor ama doğru bir tahmin tabii ki yürüteceğim. Neden? Xbox One X burada bizim yol göstericimiz. PlayStation 4 Pro evet. tam olarak o noktaya girmiyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Microsoft'un kendi oyunları, özel oyunları evet. işte Gears 5 gibi, Gears 4 gibi, Horza, e, Horizon gibi oyunları veya Halo gibi evet. oyunları 4K olarak çıktı veya 4 k uyumlu hale getirildi. Bu da neyi doğurdu? Ekstradan yer gerekti bu oyunlara. Mesela siz Gears 5'i veya Gears 4'ü indirdiğinizde, <laughs> Gears of War yani, Oyun sizden 100 GB veya 120 GB bazen de 150 GB'a kadar veri indirmenizi istiyor. Evet. Oyun dosyası indirmenizi istiyordu. Neden? Çünkü 4K kaplamalar konsolda hayli yer tutuyor. Bu noktada NVMe SSD kullanılacak. Hem Xbox Series X'te evet. hem de PlayStation 5'te. Ama ne kadarlık bir yer kaplayacağı oyunların ne kadar oyunu aynı anda konsolda oynayabileceğimiz tam bir muamma durumda. Evet. Şimdi 1 TB, 2 TB koyduğun zaman o maliyet çok değişiyor. Ya da küçük bir SSD, büyük bir sabit disk kombinasyonu da yapabilirler. Bunu bekleyip görmek zorundayız. Ne yazık ki ben bu açıklamada, bu duyuruda hani böyle donanım özelliklerinde sıralamalarını biraz bekliyordum, biraz zannetleştirmelerini. Ama henüz daha tam olarak PC gibi özelliklerini dizebileceğimiz noktada değiliz. Bu bir sene zarfında dediğin gibi pek çok şey ortaya çıkacak. Özellikle de merak edilen bu ekskluzif oyunlar. Şu an Hellblade 2'yi gördüğüm için mutlu oldum. Yeni Xbox'a doğrudan yetişkin bir oyun ile çünkü evet. oyunun karanlık bir teması var. Cadı filminden böyle etkilenenler, korku filminden etkilenenler zaten <laughs> atmosferi tanıyacaktır. Hellblade'i bilmiyorsanız bile trailerına baktığınız zaman bazı şeyler aklınızda belirecek. Hellblade burada güzel bir nokta çünkü Phil Spencer'ın bir röportajı oldu ve Trailer sırasında, fragman sırasında gösterilen tüm görüntülerin gerçek zamanlı olarak Xbox hmm. Series X'ten alındığını söyledi. Evet gerçek zamanlı bir render evet. değil bizim izlediğimiz şey ama konsol bu görüntüleri gerçek zamanlı olarak işleyebiliyor ve bizlere gösterebiliyor. 4K fragmanı izlediğinizde nasıl bir grafik kalitesi olacağını zaten görebiliyorsunuz. İleride 8K'ya kadar çözünürlük desteği ve 120 FPS'e kadar da yine destek sunulacağı söyleniyor ama bunun hangi süreçte yapılacağı şu anda bilmiyoruz. Evet. Kesin olarak şunun altını çizmek lazım. Daha önceki oyunlara baktığımız zaman senin çok güzel bir tespitin vardı. Microsoft'un yaptığı bütün oyunlarda diyordun ki 4K 60 FPS olsun diye daha önceki konsolda hep optimizasyonu yapıyorlardı ama üçüncü parti firmalar özellikle PC oyununa uyarlarken bunu yapmıyordu. Neden? Çünkü konsollar her ne kadar benzer mimariye evet. sahip olsalar da bir oyunu farklı platformlara aynı anda sunduğunuzda sizin zamana ihtiyacınız evet. var ve bu zaman tabii ki yayıncı firmaların pek hoşuna gitmiyor. Bu yüzden belli şeylerden kısıyorlar. Xbox One X her ne kadar oyunlara natif dediğimiz o gerçek 4K evet. çözünürlüğünü sunuyor olsa da PlayStation 4 Pro sunamıyordu. Bu yüzden hiç buna kasmıyorlardı. Evet. 2K olarak çıkartıyorlardı. Doğru. Ha, burada 8K'da aynı problemleri yaşayacağız gibi görünüyor. Zaten 8K TV incelemesinde de göreceksiniz. Aşağıya eğer yüklemiş olursak, yayınlamış olursak o esnada bağlantısını da koyacağım. Upscaling dediğimiz çözünürlük yükseltme konsollarda yıllardır kullanılıyordu. Yeni konsollarda da illaki gelecek çözünürlükler için kullanılacak. Ama doğal olarak 4K çözünürlükte doku ayarlarını, filtre ayarlarını bazı yerleri kısarak mevcut konsollar doğal olarak bazı oyunlarda verebiliyordu. Biraz oyun oyunun motoru biraz dediğim gibi yazılımın optimizasyonla bağlıydı. Bunun haricinde şimdi donanım özellikleri netleşince bir kere daha konuşacağız. Fiyat netleşince bir kere daha konuşacağız. Ama karşımızda güçlü, yüksek çözünürlüklü, kaliteli ve gerçek zamanlı gerçekten güzel grafikleri işleyebilen bir konsol olacak gibi görünüyor. Exclusive ve önem vermeleri güzel ama bu exclusive mantığının değiştiğini de söylememiz lazım. Ben exclusive denediği zaman mesela PlayStation'da var. PC'ye hiç çıkmayacak ya da geç çıkacak diye bekliyordum ama Microsoft böyle yapmıyor artık. Microsoft birkaç yıl önce Play Anywhere diye bir sistem duyurdu. Bu da nedir? Mesela yeni bir Forza evet. çıkıyor. Bu Xbox One'a da çıkıyordu. Aynı zamanda PC'ye de çıkıyordu. Bugün halen bu geçerli. Bazı oyunlarda bu kuralı esnetebiliyorlar. Hmm. Halo 5 mesela halen PC'ye çıkmamış durumda. Evet. Xbox One'a özel bir oyun. Ama genel olarak Xbox Series X'te gördüğümüz oyunları bilgisayarda da göreceğiz. Evet. Şimdi bir de yeni kablosuz kontrolcü var. Haberimizde de zaten bu detayları okuyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Güncelleme gelirse oraya da yapabiliyoruz. Yeni kontrolcünün olayı nedir peki? Gene her zaman gibi çok güzel. Ben Xbox'ın kontrolcüsünü 360'tan beri çok seviyorum, çok evet. başarılı buluyorum. Zaten evde de bilgisayar oyunlarında oynamak üzere bir tane Xbox One evet. S kontrolcüm var. Bluetooth özelliği olduğu için iyileştirmeye gitmiş olmaları güzel. Hı -hı. Genel tasarımı, genel ergonomiyi bozmamış olmaları güzel. Macera aramamaları gereken evet. bir yer çünkü GamePad bunun en güzel örneğini Wii U zamanında gördük. Bize kontrolcü diye tablet verdi Doğru. Nintendo ve başarılı Olur. olmadı. <laughs> Birkaç güzel iyileştirme var. Artık bir paylaşım tuşumuz var. Bunun dışında <laughs> D-pad'de güzel yenilikler var. Daha çok bir elit kontrolörü var bunların. O elit kontrolü artık standart olmuş durumda. Evet. Şimdi karşımızda ergonomiyi de bozmayan bir kontrolcü olacak. Peki sen yeni Xbox için heyecanlı mısın? Yeni Xbox'ı böyle çıkar çıkmaz alır mısın? Bekler misin? Durumu gözler misin? Şahsi olarak soruyorum. Editör şimdi incelemesi, değerlendirmesi haricinde yeni konsola karşı hislerin neler mi? Ben her konsol çıktıktan bir yıl sonra aldım. Hep neden böyle yaptım? Çünkü bir oyunların oturması lazım. E benim daha bitireceğim oyunlar oluyor konsola genelde geri uyumluk çok fazla verilmiyor. Hı -hı. Yeni konsol geçilsin, yeni oyunlar yapılsın diye bir yıl beklemek yine mantıklı olabilir. Hı -hı. Ama yeniden de alınabilir. Yani elinde bunu alabileceğim para vardı gidersin direkt alırsın. Duruma bakacaksın. E Tabi yani. duruma şey bakmak lazım. Ama olacak. burada isimlendirme çok önemli. Hı -hı. Bu çok fazla değinilen bir nokta değil ama farklı Xbox versiyonlarının da çıkacağı hmm. söyleniyor. Bir de konsolun isminin Xbox One, Xbox 720 bilmem ne değil de Series X olması hmm. yani bunun bir seri olması farklı X serisi konsolları da göreceğimiz anlamına geliyor. Yani beklemek güzel olabilir Xbox tarafında. Paranız varsa zaten alacaksınız. Ben konsol satıp almak isteyebilecek Doğru. insanlara sesleniyorum. Çünkü bir ton oyununuz var zaten. O yüzden bir bekleyin. Bir görün başka hangi konsollar duyurulacak, başka hangi ekselis konsolları göreceğiz, ona göre kararınızı verin derim. Evet, daha bir de PlayStation 5 var karşımızda, onu da göreceğiz. Bir de yeni çıkacak olan dediğim gibi oyunları özellikle bekliyorum. Peki buradaki duyuruda başka atladığımız herhangi bir şey kaldı mı olarak? Aslında kalmadı ama ben ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum bu çünkü TGA'nın bir parçasıydı duyuru. Aynı zamanda yılın oyunlarında Sekiro yılın en iyi oyunu olmayı evet. başardı. Zor bir oyun, From evet, Software'ın oyunu zor. ve bu güzel oyunu, yılın oyunu seçilmiş bu oyunu oynamak istiyorsanız benim hazırlamış olduğum şöyle 15 bölümlük, 14 bölümlük olması lazım. Güzel Amcazım. bir rehber mevcut. O rehberi de bağlantılarda bulabilirsiniz. Evet Sekiro çok zor olmasının yanı sıra Türkiye'de çok ucuz fiyata çıkmadı. Yani herkesin hemen atlayıp alabileceği bir fiyatta değildi. Biraz daha zaman ilerleyince ben değer kazanacağını düşünüyorum. Hem rehberin hem de oyunun. <laughs> Çünkü daha güzel bir indirim olduğu zaman almaya niyetli olan pek çok oyuncu var. Zorluğundan korkuyorsanız zor oyunlar daha tatmin edici oluyor bazen. Kimi zaman da casual dediğimiz kafayı yormayan oyunlar gerekiyor. Zaten bu konsolun genel olayı casual olsa da Sekiro gibi oyunların bunu böyle istisnai hale getirdiğini görüyoruz. Böyle oyunları merak ediyorum. Yeni duyacaklar oyunları merak ediyorum. Bu bir yıl sürecinde bakalım başka neler gelecek, neler olacak hemen. E3'ü merakla bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.